Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Hayırlı olmasını ümit Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri gergin başladı. İktidarla muhalefet karşı karşıya geldi. Bakın CHP'ye bakın, diğerlerine bakın. Komisyonda AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu etki analizi sunumu yaptı. Prim gün şartının artırıldığı iddialarını yalanladı. Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler, yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istisnasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz demek iftiradır. Kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşamada geride kaldı. Teklifin önümüzdeki haftada genel kurula gelmesi bekleniyor. Tüm gündemin önüne alarak haftaya salı günü genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz. İlk etapta 2 milyon 250 bini aşkın kişinin emeklilik hakkı elde edeceği çalışmayla hükümet milyonlarca kişinin yıllardır yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmış olacak. Teklifin yasalaşmasıyla 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlardan prim günüyle erkekler 25, kadınlarda 20 yıl çalışma süresini dolduranlar emekli olacak. Prim günü eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması yapabilecek.